merhabalar ve iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 3-4-5 AYT matematik kitabımızda logaritmanın ikinci testini çözüyoruz. İlk sorumuzda olduğuna göre x değeri kaçtır demiş. Şimdi logaritmanın kuralı gereği neydi? Buradaki 3'ü 2'nin tabanına gönderiyorduk ve bu ifadeye eşitti. Yani x eksi 2 eşittir 3 üzeri 2. Buradan x eksi 2 eşittir 9, x değerimiz de 11'e eşit oldu. İkinci sorumuzda fx fonksiyonu vermiş ve fonksiyonun tersini istiyor. Şimdi fonksiyon tersini biz nasıl alıyorduk? Fonksiyonları öğrendiklerimizle yapalım. Fx yerine öncelikle y yazalım. Y eşittir 3 üzeri x. Şimdi fonksiyonlarda tersini alırken kuralımız neydi? Önce fx yerine y yazıyorduk. Sonra x'i yalnız bırakıyorduk. Yani buradaki kuvvetteki x'in yalnız kalması lazım. Şimdi üstel ifadede biz bunu logaritmaya dönüştürürken de şöyle gideceğiz. Mesela şöyle bir hatırlatma yapalım. Logaritma a tabanında b c'ye eşit olduğunda biz onu nasıl yazıyoruz? B eşittir a üzeri c yazıyoruz. Şimdi aynı şekilde bunu karşılaştırdığımız zaman buradaki değer de y eşittir 3 üzeri x. Bunu logaritmalı hali nasıl dönüştürürsün? Logaritma buradaki tabandaki a yine aynı şekilde üstün tabanına gelmiş. Yani 3'ü logaritmanın tabanına yazacağım. 3 üzeri x olduğuna göre demek ki eşitliğin karşı tarafında x var. Burada da y değerimiz var. Bu şekilde olduğunda biz buna ne deriz? 3 üzeri x y'ye eşit deriz ve bu şekilde değeri bulmuş oluruz. Yani ben buradaki ifadede y eşittir 3 üzeri x'i logaritmaya çevirerek x'i yalnız bırakabiliyorum demektir. O da ne oluyormuş? Logaritma 3 tabanında y x'e eşit. İstediği gibi x değerini yalnız bıraktı. Sonra yine fonksiyon kurallarında neydi? X'i yalnz bıraktıktan sonra x yerine y, y yerine x yaz. Yazalım. Y, burada x yerine y yazıyorum. Y yerine de x yazacağım. Logaritma 3 tabanında burası ne geldi? X. Ve bu ifade kime eşit artık? Fonksiyonun x'e bağlı tersi gelmiş oldu. Yani cevabımız logaritma 3 tabanında x değeri olacak. Üçüncü sorumuzda işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi logaritma 2 tabanında 6. Kural gereği biz bunu ne yapabiliyorduk? Payı alabilmek için 2 ve 6'yı yer değiştiriyorduk. Yani logaritma 6 tabanında 2'ye eşit. Artı logaritma 6 tabanında 3. Şimdi dikkat edin, tabanlar aynı ve aralarında artı işareti varsa biz bunları ortak tabanda yazabiliyorduk. Ve artı işareti olduğu için de bu 2 ve 3'ü çarpıyorduk. Yani 2 çarpı 3. O zaman ne olacak burası? Logaritma 6 tabanında 6. O da 1'e eşit oldu. Dördüncü sorumuzda işleminin sonucu kaçtır? Dikkat edin, yine burada tabanlar 3. Yani tabanlar aynı. Ortak tabanda yazalım. Logaritma 3 tabanında arada eksi işareti olduğu için bu sefer bu ifadeleri bölüyoruz. Yani 9 faktöriyel bölü 8 faktöriyel olarak geldi. Şimdi bu parantez içini düzenleyelim. 9 faktöriyel bölü 8 faktöriyeli nasıl yaparız? 9'u 8'e kadar açabilirim değil mi faktöriyelden? 9 çarpı 8 faktöriyel. Payda da 8 faktöriyel var. 8 faktöriyeller sadeleşti ve sadece 9 kaldı. Yani ifade şuna dönüştü. Logaritma 3 tabanında 9. 3 tabanında 9'da da 3'ü, buradaki 9'u 3'ün kuvveti olarak yazabilirim. 2'yi başa aldığımız zaman 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3 geldi. Burasının zaten 1 olduğunu biliyoruz. 2 çarpı 1'den de cevabımız 2'ye eşit. 5. sorumuzda işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi 3 tabanında 25, 5 tabanında 9. Bunları şöyle yapalım. Biz istersek başka bir tabanı alabiliyorduk. Mesela bunların hepsini 10 tabanında yazmış olsak şöyle gelecek. Logaritma 10 tabanında 25 ya da tabandaki, evet tabanı 10 tabanını alıyorum ama tabana 10 yazmasam da biz onun 10 tabanında olduğunu biliyoruz ya. Direkt şöyle de yazabiliriz. Daha sade gözüksün diye. Logaritma 25 10 tabanında yazmış oldum yazmasam da. Aynı şekilde logaritma burası yine 3 geldi. Bu şekilde ben bunları 10 tabanında yazmış oldum. Çarpı diğerlerini aynı şekilde yazalım. Logaritma 9 burası logaritma 5 geldi. Sonra bunları şimdi 25'i 5'in kuvveti olarak düzenleyebilirim. 9'da 3'ün kuvveti olarak düzenleyebilirim. Şöyle yapalım. Logaritma 25 yerine 5 üzeri 2 yazdım. Logaritma 3 olarak kalsın. Logaritma 9'da yine 3 üzeri 2 olarak yazdım. Burası logaritma 5. Şimdi logaritma 5 tabanında 2'de 2'yi başa aldığımız zaman 2 çarpı logaritma 5 bölü logaritma 3 geldi. Çarpı yine 2'yi başa aldık. 2 çarpı logaritma 3 bölü logaritma 5. Logaritma 5 ve logaritma 3 değerleri buradan sadeleşti. 2 çarpı 2'den de değerimiz 4'e eşit oldu. 6. soruda olduğuna göre logaritma x tabanında 3 ifadesi nedir demiş. Şimdi logaritma x tabanında, burada dikkat edin, x üzeri 5. X yani burada yine taban.
Ben buradaki üstel ifadeyi logaritmaya çevirsem şöyle gelmeyecek mi? Logaritma burada üstün tabanı yine aynı şekilde logaritmanın tabanına geliyordu. X eşitliğin karşı tarafında bir ifade olacak ve burada da bir değer olacak. X üzerine yapıyoruz biz? Eşitliğin karşı tarafındakinin tabanına x'i gönderiyoruz. X üzeri 5 olduğuna göre demek ki burada 5 var, burada da kök 3 var. Yani logaritma x tabanında kök 3 değeri 5'e eşit. Şimdi biz neyi arıyoruz? X tabanında 3'ü arıyoruz. Bu kök 3'ü şöyle düzenleyelim. Logaritma x tabanında 3 üzeri 1 bölü 2 olarak yazdım. Üstü sayıya çevirdim kuvvetini. Eşittir 5 geldi. Ve 1 bölü 2'yi de burada logaritmanın başına alabiliyorduk katsayı olarak. 1 bölü 2 çarpı logaritma x tabanında 3, 5'e eşit oldu. Şimdi şöyle diyelim, her iki tarafı buradaki 1 bölü 2'den kurtulmak için her iki tarafı 2 ile çarparsam buradaki 2'ler gider. Logaritma x tabanında 3, 5 çarpı 2'den 10'a eşit olur. Bizim de aradığımız değer olur ve cevap B şıkkı. 7. sorumuzda fonksiyonun tanım aralığı sorulmuş. Şimdi kural şöyleydi, tabanı yani buradaki x değeri 0'dan büyük olacak. 1'den kesinlikle farklı olacak ve x eksi 3 değeri de yine 0'dan büyük olacak. Tanımı buydu. Şimdi buna göre x eksi 3 0'dan büyükse x değerimiz 3'ten büyük gelecek. X zaten 0'dan büyük, 1'den farklı. O zaman buradaki direkt x'in 3'ten büyük olması bunların hepsinin ortak bir kesişim kümesi gelmiş oluyor aslında. O yüzden direkt 3'ten büyük olacaksa 3 ile sonsuz aralığındadır diyebiliriz. 8. sorumuza bakalım. 9 tabanında 3 kök 3 demiş ve bölüm şeklinde veriyor. Şimdi şöyle diyelim, bu 9'u da 3 kök 3'ü de 3'ün kuvveti olarak yazalım. Öncelikle logaritma 9 tabanını 3 üzeri 2 olarak yazdım. Şimdi 3 kök 3'ü de nasıl üstü hale getiririz? Burası 3 üzeri 1 çarpı aslında kök 3 değerimizde 3 üzeri 1 bölü 2. Tabanlar aynı, çarpım durumunda kuvvetleri topluyorduk. 3 üzeri 3 bölü 2. Yani aslında 3 kök 3 dediğimiz değer üstü olarak yazarsak 3 üzeri 3 bölü 2'ye eşit. Bölü demiş, logaritma 4 tabanında 4'ü 2 üzeri 2 yazdım. Kök 2 değerinde 2 üzeri 1 bölü 2 olarak dönüştürürüm. Şimdi kuvvetleri burada başa aldığımız zaman bunu paya, bunu da payda alacağım. Yani şöyle gelecek, 3 bölü 2 bölü 2 geldi burası. Çarpı logaritma 3 tabanında 3 bölü vermiş. Burada da yine 1 bölü 2 ve 2'yi başa aldığımız zaman 1 bölü 2'yi paya aldık, 2'yi paydaya aldık. Çarpı logaritma 2 tabanında 2. Burası zaten 1, burası aynı şekilde 1. 3 bölü 2 bölü 2'den buradaki değerimiz 3 bölü 4 geldi. Bölü demiş, buradaki değerimiz de 1 bölü 4 oldu. Yani aslında şu 3 bölü 4 bölü 1 bölü 4. Bunu da ne yapıyorduk? Ters çevirip çarpıyorduk değil mi ikinci ifadeyi? Yani 3 bölü 4 çarpı bunu ters çevirip çarptığımız zaman cevabımız 3 olarak geliyor. 9. sorumuzda ln e demiş. Şimdi ln dediğimiz değer logaritma e demek değil miydi? Logaritma e yazdık, yanına da e demiş. E tabanında e değeri de 1'e eşit. Yani ln e değeri 1'e eşit, bunu bilelim. Eksi, şimdi logaritma 16 üzeri x, 2 üzeri x artı 1 demiş. Şimdi 16 da 2'yi de, 2'nin kuvveti zaten 2 zaten verilmiş. 16'yı da 2'nin kuvveti olarak yazalım. Şöyle diyeceğim, logaritma, şimdi 16 yerine şöyle yazalım. 2 hatta burada düzenleyelim önce. 16 üzeri x ifadesini şöyle yazalım. 16 yerine 2 üzeri 4 yazdım. Bunun da x'inci kuvveti var. O da ne olacak? 2 üzeri 4x. Yani 2 üzeri 4x tabanında burası ne gelmiş? 2 üzeri x artı 1 eşittir 3. Şimdi 1 eksi x artı 1'i paya, 4x'de payda yazıyorum. X artı 1 bölü 4x çarpı logaritma 2 tabanında 2, 3'e eşit. Burasının zaten 1 olduğunu biliyoruz. O zaman 1 eksi x artı 1 bölü 4x değeri 3'e eşit oldu. Ve şöyle yapalım. Bu ifadeyi karşı tarafa, bunu da diğer tarafa aldığımız zaman x artı 1 bölü 4x değerimiz 1 eksi 3'ten burası da eksi 2 geldi. İçler dışlar çarpımı yapalım. X artı 1 değerimiz eksi 8x'e eşit oldu. Daha sonra buradaki x'i diğer tarafa alırsam 1 eşittir eksi 9x. Her tarafı eksi 9'a da bölersek x değerimiz eksi 1 bölü 9'a eşit oluyor. 10. sorumuz, ifadesinin değeri nedir demiş. Şimdi 4 üzeri, burada logaritma 2 tabanında 3 vermiş. Şimdi bunu şöyle yapalım. Burada kural vardı hatta, a tabanında logaritma, a tabanında b olduğunda bu ifade direkt b'ye eşitti. O zaman buradaki a'ları aynı yapabiliyorsak eğer aynı yapmaya çalışalım. Mesela 4 sayısını şöyle yazabilirim. 2 üzeri 2 olarak yazabilirim. Bunun logaritma 2 tabanında 3. kuvveti. Şimdi kuvvetin kuvveti olduğunda kuvvetleri çarpabiliyorduk. Yani bu ifade aslında şöyle geldi. Logaritma 2 üzeri 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3. Bu hale getirebilmek için de şunu yapıyorum.
buradaki 2'yi nasıl biz kuvvettekini başa katsayı olarak alabiliyorsak, buradaki katsayı olan 2'yi de 3'ün kuvvetine alabiliyoruz. Yani 2 üzeri buradaki 2'yi baş kuvvete alacağım. Logaritma 2 tabanında 3 üzeri 2 geldi. Hatta o neye eşit? 2 üzeri logaritma 2 tabanında 3 üzeri 2'den 9. İşte aradığımız kuralı bulmuş olduk. Elde etmeye çalıştığımız kuralı. 2 üzeri logaritma 2 tabanında 9 değeri de işte 9'a eşit geldi. 11. sorumuzda hemen baktığımız zaman tabandaki ikiler dikkatimizi çekmiş olmalı. Tabanda ikiler aynı olduğuna göre biz bunları ortak tabanda yazacağız. Logaritma 2 tabanında ve aradaki işlem eksi olduğu için bu ifadeyle bu ifadeyi böleceğim. Yani 3x artı 2 bölü x gelecek ve bu ifadede logaritma 2 tabanında 5'e eşit. Tabanlar eşitliğin iki tarafında tabanlar aynıysa o zaman bu ifadeler de birbirlerine eşit olacak. 3x artı 2 bölü x değeri 5'e eşit. Payda da gizli birimiz var. İçler dışlar çarpım yapalım. 3x artı 2 eşittir 5x geldi. Buradan 2x eşittir 2. 2'ye böldüğümüz zaman da x değerimiz 1'e eşit oldu. 12. sorumuzda denklemin kökü kaçtır demiş. Yani x değerini istemiş bizden. Şimdi burada iç içe logaritmaları olduğunda şunu söylüyorduk. En dıştan başlıyoruz. Yani burası ln demiş. Hatta ln ifadesini şöyle düşünelim. Normalde yani iki farklı şekilde aslında gidebiliriz. Ln dediğimiz değer logaritma e demekti. Logaritma e yazıp buradaki ifadenin direkt sıfır eşit olduğunu düşünebiliriz. Ve e üzeri sıfır dediğimiz zaman içerideki ifade neye eşit olacak? 1'e. Ya da şöyle düşünelim. Ln ifadesinin içindeki sayı ne olmuş ki sonucu sıfır olmuş, değil mi? Ne zaman sıfır oluyordu? Ln ya da logaritma içinde fark etmez. 1 olduğunda cevap sıfır oluyordu. O zaman direkt şunu söyleyebilirsiniz pratik olarak. Bu ifade demek ki 1'e eşit. Bunu düşünemediysek de dediğim gibi şöyle olabilir. Ln dediğimiz değerin tabanını yazdım. Logaritma e. İçerideki ifadeyi yine aynı şekilde yazıyoruz. X artı 6. Ve bu ifade 0'a eşit. Tabanı biz 0'ın kuvvetine tabanına gönderiyorduk. Ve içerideki ifade eşit oluyordu. Yani logaritma x artı 6'ya eşit olacak. E üzeri 0 değerimiz de 1'e eşit. İki farklı şekilde de aynı sonuca çıkıyoruz zaten. Şimdi logaritma x artı 6 değeri 1'e eşit. Buradan devam edelim. Logaritmanın tabanında hiçbir şey yazmıyorsa biz orada ne olduğunu biliyoruz? Gizli bir 10 değeri olduğunu biliyoruz. Kuralını uygularsak 10'u 1'in tabanına gönderdik. X artı 6 değeri 10 üzeri 1'den 10'a eşit. Buradan da x değerimiz 4'e eşit oldu. 13. sorumuzda şimdi logaritma 125 var, 5, 25 var. Bunların hepsi aslında 5'in kuvvetleri olarak yazılabilir, değil mi? Onunla başlayalım. Logaritma 125 yerine 5 üzeri 3 yazdım. Bölü logaritma 5'i aynı şekilde bırakalım. Logaritma 25'te yine 5 üzeri 2 yazdım ve kuvvetleri başa alıp düzenleyelim. 3'ü başa aldık. 3 çarpı logaritma 5 bölü logaritma 5 eksi burası 2 çarpı logaritma 5 oldu. Şimdi payı aynı şekilde yazdım. 3 çarpı logaritma 5 var. Payda da 1 çarpı logaritma 5 eksi 2 çarpı logaritma 5. Yani eksi logaritma 5 tabanını düşünürsek 1 eksi 2'den eksi 1 çarpı logaritma 5 var. Logaritma 5'ler buradan sadeleşti. 3 bölü eksi 1'den de cevabımız eksi 3 oldu. 14. sorumuzda x kaçtır demiş. Logaritmanın temel kuralı zaten neydi? 3'ü hemen 2'nin tabanına gönderiyorum ve içerideki ifade eşit oluyor. X artı logaritma 2 tabanında 4 değeri 3 üzeri 2'den 9'a eşit. Sonra buradaki ifadeyi de tekrar düzenleyelim. X artı logaritma 2 tabanında 4'ü 2 üzeri 2 olarak yazdım ve bu ifade 9'a eşitti. X artı 2'yi başa aldığımız zaman 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2 değeri 9'a eşit. 2 tabanında 2 değerimiz 1 zaten. Yani burası x artı 2 eşittir 9 geldi. Ve cevabımız da 7 oldu. 15. sorumuzdayız. Denklemin köklerinden birisi hangisidir demiş. Şimdi 9 üzeri x ifadesini şöyle yapalım. Mesela burada 3 üzeri x var. Bunları tam kare hale getirmeye çalışabiliriz. Yani 9 üzeri x ifadesini biz 9 üzerine 3'ün kuvveti olarak yazarsak 3 üzeri 2'nin x'inci kuvvet diyebilirim. Eksi 6 çarpı 3 üzeri x artı 8 eşittir 0. Şimdi burada da 3 üzeri 2'nin x'inci kuvvet demiş ya, kuvvetleri yer değiştirebiliyoruz biliyorsunuz. 3 üzeri x'in ikinci kuvvet desem olur. Eksi 6 çarpı 3 üzeri x artı 8 eşittir 0. Şimdi burada çarpanları ayırma kısmında değişken değiştirme yaparak da gidebilirsiniz. Ya da normal çarpanlarını ayırabiliriz. 3 terimli ifadelerin çarpanları ayrılması kuralı.
3 üzeri x'in karesi dediğine göre 3 üzeri x ile 3 üzeri x'i çarptım. Karesi geldi. Şimdi burada öyle iki sayıyı çarpacağım ki toplamları 8, pardon çarpımları 8, toplamları ise eksi 6'yı vermeli. Ne olur onlar? Eksi 4 ve eksi 2. Çarpımları 8, toplamları da eksi 6. Sonra bunları şöyle yazıyorduk. 3 üzeri x eksi 4 çarpı 3 üzeri x eksi 2 eşittir 0. Burası da 0, burası 0 olacak, olabilir. 3 üzeri x eksi 4'ü 0'a eşitledik. Buradan 3 üzeri x eşittir 4 geldi. Aynı şekilde 3 üzeri x eksi 2'yi 0'a eşitledik. Buradan da 3 üzeri x eşittir 2 geldi. Şimdi biz kök dediğine göre neyi arıyoruz? X'i arıyoruz. Buradaki x'i nasıl çekebiliriz? Şöyle yapıyorduk. Üstel ifadeyi logaritmaya çevireceğim. Logaritma, buradaki üstlü ifadedeki tabanı logaritmanın tabanına yazdık. Eşitliğin karşı tarafında da x olmalı ki 3 üzeri x gelsin. Demek ki burada da 4 yazıyor. Dolayısıyla logaritma 3 tabanında 4 ifadesi x'e eşit. Köklerinden biri bu. Diğerine bakalım. Yine 3 üzeri x'i 2'ye eşitlediğimiz zaman. Yine logaritmaya çevirelim bu ifadeyi. Logaritma 3 tabanında eşitliğin karşı tarafında x olmalı ki 3 üzeri x gelsin. Bu da 2 değerini yazdık. Buna göre x değerimizin diğer kökü de buymuş. 3 tabanında 2. Köklerinden biri hangisidir demiş. Şıklarda hangisini verdiyse cevabımız o olacak. 3 tabanında 4 ya da 3 tabanında 2. Hangisini vermiş? 3 tabanında 2'yi verdiğine göre cevabımız A şıkkı geldi. 16. sorumuzda ifadesinin eşiti hangisidir demiş. Şimdi logaritma 7 tabanında, logaritma 7 tabanında. Bunu şu kuralı kullanarak yapabiliriz. Mesela logaritma A tabanında B olsun. Ben bunları istersen başka bir tabanı alabiliyordum. Mesela C tabanını almak istesem logaritma C tabanında B, logaritma C tabanında A şeklinde yazabiliyorum. Dikkat ettiyseniz bize ikinci durumdaki gibi vermiş. Burada C yani ortak 7 tabanını vermiş. O zaman bunu bu hale dönüştürebiliriz değil mi? Dikkat edin, buradaki ortak tabansa buradaki C tabanı direkt atıyor. A tabanı da B yazıyor. O zaman ben bu ifade ortak 7 tabanı direkt yok edip bu ifadeyi şöyle yazabilirim. Logaritma 10 tabanında 2 olarak. Burada da ifademiz 10 tabanını, onu yazmak zorunda değiliz. Logaritma 2 olarak da yazabiliriz. Ve buradan da cevabımızı D şıkkı bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar, böylece logaritmanın ikinci testini de tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın ki bu şekilde videolar daha fazla arkadaşınıza ulaşabilsin. Evet, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın ve iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.